Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Proton Depot ampul nedir, yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Proton Depot 1 milim solüsyon içerisinde 250 mg hidroksiprogesteron kaproat içermektedir. Proton Depot 2 milim berrak ve partikül içermeyen, çözelti içeren bir ampul olarak kullanıma sunulmuştur. Proton Depot'un etkin maddesi olan hidroksiprogesteron kaproat, doğal hidroksiprogesteron esteridir. Kadınlarda rahim içi zarının gelişimini, rahim ağzından salgılanan sıvının kalınlaşmasını sağlar. Proton Depot, tekrarlayan düşük ve düşük tehdidi, sarı cisim yetmezliğine bağlı kısırlık, adet görememe durumlarında kullanılır. Proton Depot ampulü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise, Proton Depot'u şu durumlarda kullanmayınız. Eğer Proton Depot'un içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, damarda kan pıhtısı, örneğin bacaklarınızda, akciğerlerinizde, kalp krizi ya da inme gibi atar damarları etkileyen hastalığınız varsa, damarları da etkilemiş şeker hastalığınız varsa, mevcut veya geçirilmiş şiddetli karaciğer hastalığınız varsa veya karaciğeriniz halen normal olarak çalışmıyorsa, iyi ya da kötü huylu karaciğer tümörünüz varsa, seks hormonlarının etkisiyle ilerleyebilecek olan kanseriniz varsa, bu koşullardan herhangi biri ilacı ilk kullandığınızda başınıza gelirse derhal kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışınız. Proton Depot'u şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer damar tıkanıklığı öykünüz varsa, damar tıkanıklığı için riskiniz varsa, şeker hastalığınız varsa, fazla kiloluysanız, tromboz embolizm varsa, yakın akrabalarınızda pıhtı oluşumu varsa, yakın akrabalarınızda meme kanseri varsa veya geçmişte görüldüyse, hamileliğe bağlı ortaya çıkabilen yüzde sarı kahverengi lekelenmeler varsa, depresyon öykünüz varsa, eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza ve eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Proton Depot ampulün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Proton Depot'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi, alerjik cilt reaksiyonları, uygulama yeri reaksiyonları, çok seyrek yan etkisi, anaflaktoid reaksiyonlar, eğer değişen belirtiler tüm vücutta, kurdeşen ve kaşıntı, yüzde veya boğazda şişme, nefes darlığı olarak ortaya çıkarsa derhal doktorunuza bildiriniz. Tecrübe, izole vakalarda yağlı solüsyonların enjeksiyonu sırasında ya da hemen sonrasında oluşan kısa süreli reaksiyonlardan solüsyonun oldukça yavaş enjekte edilerek kaçınabileceği gösterilmiştir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Proton Depot ampul nasıl kullanılır? Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Düşük tehdidinde mevcut bilimsel bilgiler ışığında gebeliğin erken dönemlerinde ilaç tedavisi yalnızca mutlak gereksinim bulunan durumlarda uygulanmalıdır. Bu durum Proton Depot gibi gebeliğin devamına yönelik hormon preparatları için de geçerlidir. Sonuç olarak Proton Depot tedavisi sadece çocuk sahibi olma isteğinin acil olduğu durumlarda veya daha önceden düşük gerçekleşmişse uygulanmalıdır. Proton Depot hormon eksikliği yerine koyup pasif ve yeterince gelişmemiş rahimin gelişimini uyardığı için düşüğe yönelik koruma ve tedavide kullanılır. Bu amaca ulaşması ve gebeliğin devamı uygun dozda uzun süreli Proton Depot tedavisi gerekmektedir. Proton Depot, rahimin istirahat durumuna geçmesini sağladığından ölü bir embriyonun muhafaza edilme olasılığı vardır. Bu nedenle uzun süreli tedavide doktorunuzun uygun muayene ve immünolojik testler kullanarak mevcut gebeliğin devamlılık durumunu kontrol etmesi gerekmektedir. Tekrarlayan düşükte Proton Depot tekrarlayan düşük durumunda hamilelik saptanır saptanmaz 250 ile 500 mg dozunda hamilelik aylarında veya bazı durumlarda daha uzun süreli haftada bir uygulanır. Düşük tehdidinde tedaviye kanama kesilinceye kadar haftada 2 ile 3 kez kas içine 500 mg Proton Depot enjeksiyonla başlanır ve derhal yatarak istirahati tavsiye edilir. Harekete rağmen şikayetleri ve kanaması kayboluncaya kadar birkaç hafta süreyle haftada 2 kez 250 mg Proton Depot ile tedaviye devam edilir. Bu noktadan sonra Proton Depot'un korunma için kullanıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir. Proton Depot'un kademeli olarak azalan etkisi devam ettiğinden bazı olgularda 8 ile 14 günlük düşük riski tedavisinin başarısız olması ve bunu takip eden kürtajdan sonra geri çekilme kanaması görülebilir. Ancak bu durum herhangi bir önlem gerektirmemektedir. Doğal yoldan gebe kalamama yetmezliğine bağlı infertilitede lütel fazın kısa olduğu durumlarda Proton Depot dönüşümünün uygun olmadığı rahim duvarının dönüşümünü düzeltmekte böylece tutunma olasılığını artırmaktadır.
bazal vücut sıcaklığının yükselmesinden yaklaşık 3 gün sonra 250 mg proton depot kas için enjekte edilmelidir. Genellikle duruma östrojen eksikliği eşlik ettiğinden proton depot tedavisine başlamadan önce yaklaşık 14 gün süreli östrojen verilerek rahim duvarının hazırlanması sağlanır. Böylece rahim duvarında fizyolojik dönüşüm olması sağlanabilir. Adet görememe tedavisinde sekonder amenöreye yönelik hormon tedavisi ancak gebelik dışlandıktan sonra yapılabilir. Primer veya sekonder amenöreye yönelik tedaviye başlamadan önce doktorunuz belli bir benign tümörünün varlığını dışlamalıdır. Uzun süre boyunca yüksek dozda östrojene maruz kalındığında bu tip tümörlerin boyutu arttığından bu olasılık göz ardı edilemez. Proton depot tedavisine başlamadan önce yaklaşık 14 gün süreyle östrojen verilerek rahim duvarlarının hazırlanması gerekmektedir. Daha sonra intramüsküler yoldan uygulanan 250 mg proton depot tedavisine başlanır. Yeterli östrojen seviyelerinin sağlandığı durumlarda döngünün 18 ila 20. günleri arasında östrojen tedavisini kesip adet kanamasını uyarmak için kas içine 250 mg proton depot uygulanabilir. Öte yandan çocuk sahibi olmak istiyorsanız ve gebe kalıyorsanız proton depot tedavisi sadece düşük riski olduğunu düşündüren bir neden varsa devam ettirilmelidir. Uygulama yolu ve metodu ise proton depot kas içine tercihen kalça, alternatif olarak üst kol içine derin olarak uygulanmalıdır. Uygulama son derece yavaş olmalıdır. Uygulamadan sonra ilacın geri çıkmasını önlemek için enjeksiyon bölgesine bir bant yerleştirilmesi önerilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 12 yaş altı çocuklarda kullanılmaz. Yaşlılarda kullanımı yaşlılarda kullanılmaz. Proton depotun saklanması. Proton depotu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında ışıktan uzak bir yerde saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.